Hocam kendini iyi hissetti. Tekrarlama olasılığı da 5 yıldan sonra olabilir ya da olmayabilir. Ama dediğiniz gibi sağlıklı bir yaşam için mutlaka rutin kontrollerimizi de zaten yaptırmamız gerekiyor. Tabii bir kere benim şeyim şu. Bu meslek kollarında çalışan, yani asbest olabilir. Özellikle gemicilik endüstrisinde, bu can simitlerinde asbest işleri oluyor. Bazen gemilerin iç döşemelerinin kaplanmasında asbest kullanılıyordu. Hocam, badana işi yapanlar. Evet, badana dediğimiz beyaz toprakla beyaz badana. Toprak, evet, bu özel asbest içeren beyaz topraklar var. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bunlarla yapılan şeylerde çalışanların özellikle mutlaka maske kullanmaları ve böylelikle bu asbest toz maruziyetini minimalize etmeleri. Diğer alanlarda çalışanların gene iş kanununda belirtilen standartlara göre çalışma koşullarının düzeltilmesi, aynı zamanda sigaranın da bir an önce hayatımızdan çıkartılması en önemli faktör, akciğer kanserinin görülme sıklığının azaltılması konusunda. Şimdi sigaranın bir de beraberinde gıtlak kanseri değil mi hocam? Tabii sigara birçok kanserin etiyolojisinde rol oynuyor. Yani aklınıza gelen bir kanseri sayarken etiyolojisinde mutlaka sigara geçiyor. Az ya da çok etkili oluyor. Evet. Kesinlikle. Özellikle baş boyun bölgesi kanserlerinde, akciğer, mesane kanserlerinde önemli rolü var. Diğer kanserlerde de sigara içimi riski arttırıyor mutlaka ki.